24 ekranlarından bizleri izleyenlere ve 24 radyodaki dinleyicilerimize günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Ben Elif Akbayakıter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez her sabah olduğu gibi Ankara gündemiyle başlayacak. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Akbayakıter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım. Umarız öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hafta Ankara gerçekten çok yoğundu. Önemli davalar vardı. Diplomasi trafiği açısından da çok yoğundu. Oldukça yoğun bir haftayı geride bırakıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Beştepe'de yine bir konuğu vardı. Diplomasi trafiği devam ediyordu. Ayrıntılarını alarak başlayalım. Affedersiniz şimdi bir taraftan yargıda tabii ki hareketli bir hafta. Diğer taraftan da hem diplomaside hem de iç siyasette hareketli bir haftaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Gürcistan Başbakanı'nı kabul etti. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler Erdoğan ve konuk başbakan arasında ele alındı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonrasında yaptığı açıklamalarda İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu belirtti ve hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk ifadelerini kullandı. Yani önümüzdeki süre zarfı içerisinde ticaret hacmi konusunda Türkiye ve Gürcistan'ın ortak adımlar atarak bu 3 milyar dolarlık hacmi 5 milyar dolara çıkartmak için bir hedef koyduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Gürcistan'da altyapı projeleri var. Bu altyapı projeleriyle alakalı da yine Türk müteahhitlerin devreye girebileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Terör ve suç örgütleriyle mücadele konusu aslına bakarsanız görüşmedeki önemli başlıklardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz Gürcistan'da bir etki yasası yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Diğer taraftan aynı yasa Türkiye'de de 9. yargı paketi içerisinde aslına bakarsanız buna dair bir düzenleme yer alıyor. Buna dair de yine Erdoğan ve konuk başbakan fikir istişaresinde bulundular. Ve terör örgütleriyle mücadele konusunda da ortak hangi adımlar atılabilir bundan sonraki süreçte? Bu nokta değerlendirildi. Erdoğan mesajında devletimizin nefesi suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecek ifadelerinde kullandı ki bu noktada da özellikle suç örgütleriyle mücadelede biliyorsunuz son dönemde pek çok spekülasyon gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu mesaj da önemliydi. Bugün de Erdoğan'ın programı oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde sürdürülebilir tarım ve tarımda markalaşma temasıyla düzenlenecek Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Hafta içerisinde çiftçilere yönelik mesajları vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yine buradaki programda da sürdürülebilir tarım ve çiftçilere yönelik yeni Türkiye'de atılabilecek olan destek adımlarına dair de değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz Elif Akkayakutar. Evet, bugün de sizin de söylediğiniz gibi programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam ediyor olacak. Haliç Kongre Merkezi'nde sürdürülebilir tarım ve tarımda markalaşma temasıyla düzenlenecek tarım ekosistemi buluşmalarına katılıyor olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün şimdi Ankara'da az önce de konuştuk. Önemli davalar da takip edildi bu hafta. Bir tanesi de Kobani davasıydı. Kobani davasına dair detaylarla devam edelim. 6-8 Ekim olaylarıyla alakalı tabii ki uzun süredir beklenen bir dava süreci tamamlandı. Dün itibariyle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi davada sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. 18 tutuklu 108 sanıklı bir davadan bahsediyoruz. 130 sayfalık bir karar metni vardı. Dün zaten karar metninin okunması da alfabetik sırayla oldukça uzun sürdü. Merak edilen isimler vardı. Mesela merak edilen isimlerden bir tanesi HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında acaba mahkemenin hangi kararı vereceğiydi? Ayrı ayrı suçlardan Selahattin Demirtaş 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer taraftan tabii merak edilen bir başka isim Figen Yüksekdağ'ydı. Figen Yüksekdağ da Selahattin Demirtaş'tan sonra en yüksek cezayı alan sanık oldu. 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı yine ayrı ayrı suçlamalardan. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yine Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş olmasına rağmen davadaki sanıklardan bir tanesiydi. Örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı. Keza yine HDP'nin eski milletvekili Emine Ayna da 10 yıl hapis cezası alan isimler arasında bulundu karar metninde. Aralarında Altantan, Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğlu'nun da bulunduğu
12 sanık beraat etti. Diğer taraftan yattıkları süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilen isimler de vardı. Aile Akat Ata, Ayşe Yağcı, Gülten Kışanak ve Sabah Tuncel ceza almalarına rağmen, bakın bunun altını çiziyorum, hüküm özlü, şu an için hüküm özlü olmalarına rağmen Yargıtay'da da, çünkü davanın hala bir temyiz süreci var, onunla beraber onandığında hükümlü olacaklar. Bu sanıklar hüküm almış olmalarına rağmen yattıkları süre göz önüne alınarak, içeride bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi. Kim bunlar? Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı, Gülten Kışanak ve Sabahat Tuncel olarak da kayıtlara geçti. Bundan sonraki süreçte artık temyiz aşaması var. Temyiz aşamasıyla beraber önce Bölge Adliye Mahkemesi'ne bir başvuru gerçekleştirilecek. Daha sonrasında Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda Yargıtay en üst temyiz merciği olarak davada son sözü söyleyecek ve artık davada kapanmış olacak. Bu noktada Selahattin Demirtaş'ın 42 yıl, Figen Yüksekdağ'ın da 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisini bir kez daha paylaşalım. Evet, bu arada bununla ilgili önlemler de alındı. Mardin, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Batman, Ağrı, Bingöl, Adana, Tunceli, Muş, Hakkari, İzmir ve Kars'ta gösteri yürüyüşü açık ve kapalı yer toplantılarıyla her türlü protesto eylemine 4 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu, değil mi? Evet, yani baktığımızda Mardin, Kars, Van, Şırnak, Hakkari, Batman'ın da aralarında bulunduğu illerde 20 Mayıs'a kadar herhangi bir şekilde valilik kararıyla gösteri bir yürüyüş düzenlenemeyecek. Protesto eylemi yapılamayacak. Açık ve kapalı yer toplantıları da bu nokta, bu tarihler arasında yasak olacak. 20 Mayıs'a kadar yasak olacak. Alınması gereken tedbirlerden bir tanesiydi. Aslına bakarsanız bölgede şu an için, yani söz konusu illerde karar sonrasında öyle bir tepki ya da başka odakların sokak çağrıları gibi, ki sokak çağrısı yapanların sonunda dün aslında o terör örgütü yandaşları da görmüş oldular. Bu tarz açıklamalar, bu tarz çağrılar gelmedi. Bu da sevindirici noktalardan bir tanesi. Tabii DEM Parti açısından üzücü bir nokta. Neden diyeceksiniz? Çünkü DEM Parti böyle bir tepkinin gelmesini bekliyordu. Hatta dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da karar mahkemede açıklanırken DEM Partililerin tepkileri vardı. Oturuma bir süre ara verilmek zorunda kaldı. Aslında bu davada çıkan kararlar ve söz konusu illerdeki tepkilere baktığımızda, tepkisizliğe daha doğrusu baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şunu net bir şekilde ortaya koydular. Bu davada biliyorsunuz 37 kişi hayatını kaybetmişti 6-8 Ekim olaylarında. Diğer taraftan 400'den fazla yaralımız vardı. Pek çok güvenlik görevlimiz, polisimiz, orada korucularımız ne yazık ki yaralanmışlardı. Bölge halkı da şunu çok net bir şekilde gördü. Yani bizim başımıza bu belaları açan zaten bu isimlerdi. Bizi burada mağdur eden, orada 400'den fazla vatandaşın yaralanmasına, 37 masum insanın hayatını kaybetmesine, ki aralarında ne yazık ki kurban eti dağıtmak için dışarıda olan Yasin Bölü ve arkadaşları da var. Onlara da bir kez daha rahmetle yad edelim. Bütün bu belaları açan, bütün bu musibetleri açan ve bölgeye en çok zararı veren de yine bu isimlerdi. Türk adaleti de dün itibariyle artık bu isimlerin biletlerini kesti diyebiliriz. İşte Selahattin Demirtaş diyoruz mesela, 42 yıl hapis cezası. Yattığı süre göz önüne alındığında yine hala cezaevinde kalmaya devam edecek. Figen Yüksekdağ için 30 yıl 3 ay hapis cezası. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk çok kısa bir süre soruşturma başladığında içeride cezaevinde tutulmuştu. Daha sonrasında serbest bırakılmıştı. Şimdi Ahmet Türk de bu Yargıtay aşamasına kadar dava kesinleşirse, hükümler kesinleşirse Ahmet Türk için de tekrar cezaevi yolu gözükecek mesela. Pek çok isim, yine 108 sanıktan bahsediyoruz. Burada ismini sayamadığımız pek çok isim yine bu noktada gerekli hesabı ödeyecekler. Bir diğer davada 28 Şubat davası hükümlülerine yönelik de yeni bir karar var. Onun da detaylarını alalım sizden.
28 Şubat davası hükümleriyle alakalı uzun süredir konuşulan konulardan bir tanesi buradaki hükümlülerin sağlık durumlarının, yaş hadleri nedeniyle sağlık durumlarının cezaevlerinde çok iyi olmadığı yönündeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz bu noktada bir af yetkisi var. Dün resmi gazetede yayınlanan kararla burada 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik 1, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türker'in, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulundu. 14 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla. Hükümlerin kalan cezaları sürekli hastalık, sakatlık, kocama hali kapsamında bulunduğu belirtilen Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle anayasanın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı. Beklenen kararlardan bir tanesiydi. Zaten gerekli kontroller gerçekleştirilmişti. Sağlık kontrolleri yapılmıştı. Tabii 28 Şubatçı generallere ilişkin alınan kararlar her zaman için önemli kararlar. Bu noktada tüm toplumun da dikkatini çeken kararlar. Çünkü Türkiye bu 28 Şubat sürecinden çok çekti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala biliyorsunuz konuştuğumuz konulardan bir tanesi 28 Şubat noktası konusu. Bu noktada Çevik 1, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türker, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol bizzat muhabirken yargılanmalarına da bulunmuştum. Hatta 28 Şubat davasının karar duruşmasını da yakından takip etmiştik ekip arkadaşlarımızla beraber. O süre zarfı içerisinde de verdikleri ifadeler tabii. Dün benim kulaklarımda bir kez daha çınladı. Ancak anayasanın verdiği bir burada yetki var ve ortada da sağlık raporları var, doktor raporları var. Şimdi Türk hekimleri, Türk doktorları diyor ki bu hükümler, bu hükümler artık sürekli hastalık içindeler, sakatlık içindeler ve kocama hali içindeler. Yani cezai ehliyetlerinin aslına bakarsanız olmadığını ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu doğrultuda bir adım attı ve söz konusu eski generallerin, hükümlülerin artık buradaki cezalarını kaldırdı. Evet, dün sıcak bir gelişmeyle başlamıştık. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı vardı. O sıcak gelişmeyle başlamıştık. Şimdi 7 gözaltıya düştü. Bir kişi serbest bırakıldı. Detayları yine sizden alalım. Tabi buradaki gözaltı süreleri kısıtlı gözaltı süreleri biliyorsunuz. Yani gözaltına alındığı andan itibaren işleyen bir sayaç var orada. Ve o gözaltı süresiyle alakalı eğer ki ek bir gözaltı süre talebi olmazsa emniyetten savcılığa bir süre sonra işte yakaladığınız bu kişilerin yeniden bırakmak zorunda. Emniyetin genel kuralı bu şekilde. Bir şüpheli dün itibariyle serbest bırakılmıştı. 7 şüpheli şu an için gözaltında bilgisi son bilgi olarak elimizde. Ancak gün içerisinde de yine eğer ki ek gözaltı talepleri olmazsa gözaltı süreleri dolacak ve buradaki gözaltındaki kişi sayısının azalması gibi bir durumda söz konusu. Eğer ki emniyet ek gözaltı süresi talep etmezse bu şahıslarla alakalı. Dün son olarak 4 şahıs daha biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Bu 4 şahıstan biri komiser, üçünün sivil olduğu bilgisi paylaşılmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Tabi bu şahısların niye gözaltına alındığı bilgisi de yine önemli. Orada gizli tanık SS'nin yurt dışına kaçırılmasıyla alakalı şüpheli oldukları gerekçesiyle bir gözaltı hamlesi gerçekleştirilmişti emniyet tarafından. Yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı bu gözaltındaki şahıslardan bir tanesi. Onu bir kez daha belirtelim. İçeride şu an 7 şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi son olarak elimizde. Bu 7 şüpheliden de bugün eğer ki bir ek gözaltı talebi olmazsa savcılık ya da emniyet artı bir adım atmazsa buradaki gözaltı sayısı azalacak. Ama tabii soruşturma çok kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Soruşturma bu kadar kapsamlı bir şekilde devam ederken de olası ek adımlara gerek savcılıktan gerekse de emniyet cephesinden ek adımlara da hazır olmak lazım. Evet, bir davada Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişi ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Buna ilişkin yürütülen soruşturmada devam ediyor. O soruşturmada son durum ne? Bu yangın Türkiye'nin son zamanlardaki yaşadığı en büyük yangın felaketlerinden bir tanesiydi.
Şimdi Özgün yaşananları, o sahneleri, yine İstanbul'daki o sahneleri şöyle gözümüzün önüne getirelim. 29 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş'ta tadilatta yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu. İstanbul Valiliği bu noktada adımları attı. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 13 kişi hakkında soruşturma izni verildi. Tabii önümüzdeki süre zarfı içerisinde bu soruşturmalar neticesinde eğer ki gerekli adımları atması gereken, bazı tedbirleri alması gereken kişiler, kurumlar, yetkililer bu adımları atmadılarsa, orada gerekli tedbirleri almadılarsa, incelemeler sağlıklı yapılmadıysa, denetimler sağlıklı yapılmadıysa bu noktada tabii sorumluluğu olan kişiler gidecekler ve Türk Adaleti'ne bunun hesabını verecekler. Bu da aslında bunun için yapılan bir şey. Yani 29 can gitmiş ya, 29 can hayatını kaybettiğinde herhalde şunu beklemiyorlardı. Yani oradaki mülki idare amirleri, ne bileyim savcılıklar böyle kafalarını koysunlar yastığa, unutsunlar, gitsinler, bu olay olmaz. Yani 29 kişiden bahsediyoruz. Günlerce Türkiye'nin gündeminde kalan bir olaydan bahsediyoruz ki biliyorsunuz biz de yayında çok fazla konuşmuştuk. Yani o binanın altında gece kulübüne nasıl izin verildiğine dair günlerce tartışıldı. Diğer taraftan gece kulübünün eğlence merkezinin işte ikinci bir kapısının olmaması, yangınla alakalı gerekli tedbirlerin alınmamış olması, içerideki malzemelerin pek çoğunun yanıcı maddelerden çok kolay tutuşabilir maddelerden oluşması ki şunu düşünün, tadilat sırasında bu yangın çıktı. Allah korusun içeride müşteriler varken, yani bu eğlence merkezi çalışıyorken, faalken de böyle bir facia olabilirdi. O zaman facianın boyutu çok daha büyük olurdu. Yani o zaman içimizdeki acı da çok daha fazla olurdu. Burada 29 tane kişi orada aslında eğlence merkezinin tadilatını yapan, içerideki revizyonunu gerçekleştiren işçilerden bahsediyoruz. Ne yazık ki onlar hayatlarını kaybetmişlerdi çıkan yangın sebebiyle. 13 kişi hakkında şimdi soruşturma izni verildi ki bunların arasında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı da bulunuyor. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre. Bu soruşturmalar neticesinde tabii şimdi raporlar hazırlanacak. Bu raporlarla beraber de orada bir ihmal varsa o ihmali bulunan kişilerle alakalı da gerekli adımlar ivedilikle atılacak. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi ne yazık ki ihmaller zinciri olduğu soruşturma devam ettikçe ortaya çıkıyor ve en acı tarafı da zaten bu 29 kişinin hayatını bu ihmaller yüzünden kaybetmiş olması. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa ziyaretlerinde ilk turu tamamladı. Dün en son AK Parti ile bir araya geldi. Şimdi ne olacak? İkinci tur mu başlayacak? Şimdi ikinci turun başlamasını bekliyoruz. Dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi Numan Kurtulmuş. Görüşme gayet pozitif bir havada geçti. Zaten sivil anayasa konusunun MHP ve AK Parti ayağı biliyorsunuz net olan ayak. Yani bu noktada konuyu gündeme getiren, konuyu bugünlere kadar taşıyan, mecliste yapılan görüşmelerde ve diğer siyasi partiler arası bütün toplantılarda bu konunun gündemde olmasını sağlayan cephe AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, yani Cumhur İttifakı cephesi. Bu noktada iki partiyle de gerçekleştirilen ziyaret, biliyorsunuz Salı günü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmişti Numan Kurtulmuş. Gayet pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu noktada Numan Kurtulmuş'un muhalefet cephesiyle gerçekleştirdiği görüşmelere dair de yine kapalı kapılar arkasında bir değerlendirmede bulunduğunu şu an için kulislerden duyuyoruz. Ve AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi cephesi de bu değerlendirmeler ışığında önümüzdeki süre zarfı içerisinde hangi adımların atılacağına dair bir strateji geliştirecek. Şimdi bu sivil anayasa konusunu hatırlıyorsanız biz hafta başında değerlendirirken de öyle çok kısa zaman içerisinde hallolacak bir şey değil. Biraz daha uzun bir süreç içerisinde olacağını ama olabildiğince de ivedi bir şekilde. Yani belki 4 yıllık 5 yıllık bir periyot değil ama 1 aylık 2 aylık bir periyot da değil. Yani beklentileri de karşılayabilmesi açısından bunun 1,5, 1 yıl, 2 yıllık bir süre zarfı içerisinde çözülebileceğine dair konuşmuştuk ki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada bir maraton olduğunu ama maratonun da çok uzatılmaması gerektiğini
edeceğini belirtmişti AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında. Tabi bu tarz görüşmelerde şimdi Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki süre zarfı içerisinde tekrar siyasi partilere bir ziyaret yapması bekleniyor. Ama nasıl bir ziyaret gerçekleştirilecek? Şimdi zaten birinci tur bitti. Bunun üzerine bir aksiyon alınmadan ikinci tur görüşme yapmanın bir anlamı yok. Demek ki siyasi partiler bir aksiyon alacaklar. Yani AK Parti cephesi, Milliyetçi Hareket Partisi cephesi bu konuda önümüzdeki süreçte muhalefetle grup başkanları ya da grup başkan vekilleri bir dizi görüşme gerçekleştirebilir ki bu görüşmeler neticesi sonrasında da yine Numan Kurtulmuş'un tekrar bir görüşme yapmasının anlamı olsun. En azından siyasi partinin kendi aralarındaki konuşmaları sonrasında tekrar bir durum değerlendirme fırsatı olabilir. Numan Kurtulmuş'un ikinci turla beraber. Önümüzdeki süreçte şimdi çok kısa bir zaman kaldı. Yani meclisin tatile girmesine. Meclis tatile girmeden yüksek ihtimaldir ki siyasi partiler arası bir görüşme gerçekleştirilecektir. Eğer ki takvim nedeniyle, sıkışıklık nedeniyle bu görüşmeler gerçekleştirilemezse de genel kurulda bu konular biliyorsunuz gündem dışı söz alarak tekrar gündeme getirilebilir. Genel kurulda da bu konular tekrar konuşulabilir, tekrar gündeme getirilebilir. Daha sonrasında da yeniden bir ziyaret turu başlatılabilir. Ama şunu biliyoruz, sivil anayasa konusu meclisin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi şu anda. Her ne kadar farklı düzenlemeler sırasıyla genel kurula gelse de bu gündem maddesi sürekli olarak taşınıyor. Hani her yıl 1 Ekim'de biz meclisi açtığımızda sivil anayasa vurgusuyla meclisi açıyoruz biliyorsunuz. Bu yasama dönemine de başlarken yine aynı şekilde sivil anayasa vurgusuyla başlamıştık. Şimdi yasama döneminin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Yani bu süreç içerisinde, bu yıl içerisinde artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Yeni dönemde de farklı aşamalardan bahsedilmesi bekleniyor AK Parti cephesinde ve Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde. O yüzden hızlı aksiyonlar alınıp en azından muhalefet cephesinden geri dönüşler ve bir mutabakat masasının kurulabilmesi için de adımların atılması gerekiyor. Ama tabii tarafların birbirini dinleyip, anlayıp sağlıklı bir şekilde adım atması için de daha bir süre daha yolumuz var, bunu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi de resmi gazetede yayımlanarak artık yürürlüğe girdi. Bunu da ben söylemiş olayım çünkü hafta boyunca tasarruf tedbirlerine ilişkin analiz sentezde tüm konuklarımızla değerlendirdik. Artık resmi gazetede yayınlandı diyelim. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. İhtiyacınız var, gerçekten çok yoğun Ankara gündemi diyelim ve analiz sentezde de kısa bir araya gidelim. Analiz sentez devam ediyor. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ da bizimle beraber. Hakan Güldağ da biraz sonra ekranda olacak. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel de bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın hocam. Evet, ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ da bizimle beraber olacak. Ona da biraz sonra hoş geldiniz dedik, şimdi dedik. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, evet, küçük bir teknik arıza oldu. Elif Hanım, günaydın. Günaydın. Kartoğlu'nu sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamı da öyle. Benim İyi günler olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hepimize iyi yayınlar diyelim, başlayalım. Bu hafta gündem çok çok yoğundu. Hem Kobani davası, İşte hem Ayhan Bora Kaplan soruşturması devam ediyor, hem 28 Şubat davasına dair de hükümlülerle ilgili kararlar vardı. İsterseniz hızlıca sizden onları alıp öyle tamam, hızlıca geçelim. Bir İstanbul'daki o işte şu polislerin karıştığı hikaye. 8 Ekim. Esasen hani sanki bir içeride aslında çetelerle mücadele ediyoruz derken içeride bir çetecik oluşumu gibi görünüyor. Bu çetecik işte kimi şovlarla asıl biz yapıyoruz derken başka hesaplar da yapıyor. Ve bu hesapların içerisine kendilerini biraz da güvenceye alabilmek için belki yani bir tehdit unsuru olarak tutabilmek için işin içine siyasetçileri de
katarak, gizli tanıkları kullanıp katarak bir yapılanma içerisine gitmiş belli ki. Yani şeyden, açıklamalardan anladığımız şey. Bunun tabii ne kadar kolunun, bacağının olduğu başka yerlerde mutlaka polis tarafından soruşturuluyordur. Ve siyaset de buna müdahil oldu, çok net. Cumhurbaşkanı isim vermeden, yani o anlamda o seviyeyle muhatap olmama mesajı vererek konunun üstüne gidileceğinin ve sert gidileceğinin işaretini verdi. Çünkü oradaki hani bürokratik vesayet oluşturulamaz bir daha filan derken aslında biraz onun kolunun bacağının olduğuna, biraz daha derinlere indiğine işaret ediyordu. Bir taraftan da tabii orada siyasetçilere FETÖ'vari bir kumpas şeyi örneği bu. O bakımdan önemli. Fakat çok uzun sürmeyeceğini ben düşünüyorum. Yani çok kısa sürede bu deşifre edilip o bulunduğu alanda kopartılır diye tahmin ediyorum. İkincisi, Kobani davası tabii 2014'te çok bir işgal girişimi ne dönüşen bir olaydı. Ve bu olay, ki zaten terör örgütü bunu burada artık devlet yok diye nitelemişti o girişimlerini. Ama bunun çağrısını yapan da HDP'ydi. Ve o çağrıdan sonra, çok nettir o çağrı, çok açıktır, sebebi bellidir. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençleri PKK'nın kucağına itme projesi başarılı olamayınca, Kobani bahanesiyle yurt dışına gönderelim, bunlar gitsinler orada işte halkımızı kurtarsınlar filan gibi böyle büyük laflarla, ama arkasında bir işbirlikçi proje vardı. Amerikan işbirlikçisi projeydi. Bugün de zaten oradaki yapı Amerikan işbirlikçiliğiyle çalışıyor. Şeydeki, Suriye'nin kuzeyindeki yapı. Çok nettir bu yani. Amerikan işbirliğinin solculuk kılıfıyla bu memlekete nasıl satıldığına ben hala hayret ederim. Şimdi dolayısıyla onun bir karşılığı olmak zorundaydı. Birçok insan, sivil katledildi, linç edildi. Yasin Börü ile biz bunları şey yapıyoruz, temsilen onun ismini anıyoruz. Ama tek değil. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün güç unsurları bölgede güvenliği sağlamak için aylarca canın dişine taktı. Çok sayıda şehit verdik bu uğurda. HDP milletvekilleri, PKK'lıları, orada o çukur terörünü yapanları korumak için onlar da canlarını dişlerini taktılar. Hem propaganda amaçlı hem bizzat yerine giderek. Hatırlayın, soruşturma aşamasındaki birinin cep telefonunu cebinden alıp delil yok etmeye çalışan bir milletvekilini hatırlayın. Görüntüleri falan var. Bunların hepsi çok, o gün herkes, hepimizin gözünün önünde oldu. Unutmamak lazım. Ve ondan sonra soruşturma açıldı. O çağrıyı yapan dönemin parti yöneticileri dün ceza aldı. Bir şey eleştirilecekse geciktiği için eleştirilmeli. Hem davanın hem sonuçlarının falan. Dolayısıyla orada bir sorun yok. Ve bu tür girişimler çok önemlidir. Düşünün, Almanya'da daha hiçbir şey yapmamış bir ihtiyar olmaktan başka hakikaten adamın neredeyse hiçbir özelliği yok. Bir de işte eski soylu ailelerden geliyormuş, bu prens diyorlar. Onlar imparatorluk adamları diye darbe yapacakmış. Bir ihtiyar, 8-10 tane adam, 23 müydü en son sayı, öyle bir şey toplamda. Ve bir iki tane av tüfeği, birkaç tane de paslanmış 2. Dünya Savaşı silahı. Ve hiçbir eylem yok. Bunlar darbeci diye tutuklandılar, içerdiler şimdi. Ne olur ne olmaz diye zamanda göz yumdukları, yer altında yaşamalarını müsaade ettikleri eski Bader-Meinhof çetesinin 3 tane elemanını da gene 70-68-70 yaşlarında, artık o yaşlara geldiler. Onları da alıp içeri tıktılar. Bakın ne kadar ciddi bu konuda. Kim sesini çıkardı? Hiç kimse. Biz o yaştaki adamları, Cumhurbaşkanı dün serbest bıraktı. O yaştaki adamları, darbe girişiminde bulundukları, Türkiye'nin düzenini bozmaya çalıştıkları için,
ki bozdular da 28 Şubat'ta. Ona 15 Temmuz'da da bozdurmaya çalıştılar ki bozdular da. Ondan sonraki o gün bozulan dengeleri düzeltmek için anamız ağladı bizim. Hala da işte ekonomide anamız ağlamaya devam ediyor. Amerika'da aynı şekilde Trump bizim hakkımızı vermiyorlar, seçimi aslında biz kazanacaktık bilmem ne filan deyip buradaki insanlar eminim ki kongreye yürüyüp baskı yapacaklardır filan dedi diye, bakın gidin yapın da değil ha. Çok dikkatli bir dil kullandı. Sonra kongre baskını oldu. Adamlarda silah yok, barikat yok, gaz bombası yok, el yapımı patlayıcı yok, hendek yok, çukur yok, binaları ateşe verme, içindekileri yakma girişimi yok, linç etme yok, pencerelerden atma, üstünden arabalarla geçme yok. Ölen 5 kişi var, biri polis, 4'ü sivil. Onlar da polis müdahalesinden sonra öldüler. Nasıl öldüklerine dair de çok net bir bilgi yok. En azından ben tekrar dün kontrol ettiğimde çok rastlayamadım. Şimdi belki Amerika'daki arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar daha ayrıntılarını biliyorlardır. Şimdi ne oldu? Başkana başkanlık döneminden dolayı dava açıldı. Dedi ki ben başkandım, ben bu işlerden sorumlu değilim. Beni bundan muaf tutun. Yüksek mahkeme dedi ki hayır, muaf olamazsın. Sıradan bir Amerikan vatandaşı gibi yargılanacaksın. Ve olaydan dolayı 20 küsür kişi yargılanıyordu. Önemli bir kısmı da cezaevinde. Aralarında şampiyon yüzücüler, sporcular bile var. Amerikan sporcuları. Kimsenin gözünün yaşına bakmadılar. İki tane boynuzlu kafatası ve sopalardan ibaret olan silahlı grup tırnak içinde bunu yaptı diye. Neden kongreye yürüdün sen? Devletin düzenine başkaldırdın. İsyan girişimi diyorlar. Şimdi burada olana bak. Çağrının netliğine bakın. O çağrıya PKK'nın ve PKK ile ilintili bütün yan örgütlerinin daha ağır bir biçimde, daha teröristçe verdiği desteğe bakın. Bu desteğe hiç kimsenin ses çıkartmaması ve itiraz etmemesine bakın. Şimdi baba daha ne arıyorsunuz ya? O yüzden çok acıdır yani. Şu kadar, şu ceza tablosu bile çok acıdır. Ben size söyleyeyim. İkincisi, sonuncusu veya darbe girişiminden dolayı serbest bırakma işi. Ben doğrusu bu kadar böyle çete halinde bir bırakılmayı beklemiyordum. Net söyleyeyim. Kişisel görüşüm bu. Cumhurbaşkanı gayet bonkör davranmış. Bu yetki var. Bu yetki zaman zaman kullanıldı Cumhurbaşkanları tarafından. Mutlaka bunlarla ilgili talepler de olduğu için bırakıldı. Ama burada değerlendirilen birçok husus vardır. Bir suçun nevi değerlendirilir. Herkes serbest bırakılmaz. Bu çok net. İki, kişinin sağlık durumu ve cezaevinde bakılıp bakılmayacağına dair bir değerlendirme yapılır. Suçun durumuna göre cezaevinde bakılması zorunlu ise cezaevinde bakılır. Çünkü onun artık serbest bırakılmaya hakkı yoktur. Hangi yaşta ve hangi durumda olursa olsun. Cezaevinde sağlık merkezi kurulacaksa kurulur ama cezaevinde kalır. Benim kanaatim. Normalde de prosedürün öyle olması gerekir. Ama bunu hem böyle grup halinde yapması hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın talebinden sonra, kısa süre sonra. Hani o olur geçer de artık onunla ilişkilendirmezsiniz. Ama bu sefer öyle değil. Onunla ilişkilendirilebilir. Ondan sonra yapması biraz da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mahiyetinde, daha doğrusu onun siyasetin yumuşatılmasına yönelik girişimine destek mahiyetinde, ona biraz güç aktarma mahiyetinde yorumlanıyor. Çok da yanlış bir değerlendirme değil. Bu kadarını söyleyeyim. Ama kişisel olarak 28 Şubat'taki o böbürlenmelerini, o burnu havadalıklarını, o siyasete, muhafazakarlara, aslında doğrudan vatandaşa yönelik kibirli tavırlarını, nobran tavırlarını, güç bizde, neredeyse hani bu işin tanrısı biziz havasında olmalarını da affetmiş değilim. Yani Cumhurbaşkanı'nın affı vatandaşı biraz bağlamaz biliyorsun. Biraz bonkör buldunuz. Ya ben onu da o anlamda bonkör buldum. O günlerde ben de gazetecilik yapıyordum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ekonomi başlıklarına dönelim. Önce dışarıdan başlayalım. Dışarıdaki önemli gelişme. Ya, hakikaten içerideki... ben de tam şimdi dedin ya, oraya bağlayacaktım aslında. Ha, bunlar oldu bitti. Tamam. Hani hukuk içerisinde ne yapılıyorsa, işte devletin, hukukun verdiği, Cumhurbaşkanı'na verdiği de bir yetki bu. Onu da kullanıyorsa çok da üstünde durmamak lazım. Bırakalım kendi küçük hayatlarını yaşamaya devam etsinler. Ama o çerçevede kalsınlar. O çerçeveyi aşana da gerekli payı vermek lazım. Bazı kişiler vardır hani kahvede onunla okey oynanmaz bir daha. Tırnak içinde söylüyorum, çok bilerek ve isteyerek adam yerine konulmaz. Karakter yerine konulmaz. Tırnak içinde paşa yerine asla konulmaz. O yüzden bu muameleyi yapmakta da toplumsal olarak bir sorumluluğumuz var. Onu yapmazsak daha çok böyleleri çıkar. O yüzden önümüze bakalım, işimize bakalım. Evet, önümüze bakalım, işimize bakalım noktasında. Şimdi Volkan Hocam, dışarıdan başlayalım, içeriye doğru gelelim. Çünkü dışarıdaki gelişme tabii ki içerideki ekonomik koşulları da çok etkiliyor. ABD Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı. Önceki gün aylık olarak beklentilerin altında geldi. Şimdi gözler tekrar Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı, kaç indirim yapacağı, ne kadar indireceği çok uzun zamandır zaten gündemimizde. İşte Haziran diyorduk, Temmuz oldu, Temmuz diyorduk. Ama şimdi bu son gelen veriyle biraz sanki Eylül ayı ihtimali çok daha netleşmiş gibi konuşuluyor. Ne dersiniz? Vallahi açıkçası ben burada biraz daha sakin ya da itidalli olma tarafında duruyorum. Çünkü biz evet hemen her şey olsun bitsin, bir anda karar değişsin, politika değişsin gibi bir beklentiye hızlıca kapılıyoruz ama FED aslında net olarak bize tavrının ne olacağını mükerrer defalar gösterdi. Yani dolayısıyla şimdi bir aylık verinin olumlu gelmesi çok aslında genel fikirlerini değiştirmiyor gibi gözüküyor. Ben Eylül sonrasında bile artık bir indirime gideceği noktasında Fed'in açıkçası oyumu kullanmam. Çünkü Fed tarafı biraz daha uzun vadeli verileri şu anda bekliyor gibi gözüküyor benim anladığım kadarıyla. Her ne kadar piyasa tarafında tabii ki de çeşitli talepler geliyor. Çünkü en nihayetinde biz de bu sürecin içerisindeyiz. Dünya Fed'in bu önderliğinde ortaya çıkan faiz ortamından çok mutlu değil. Sıkıntı yaşıyor. Finans piyasaları da sıkıntı yaşıyor bir miktar bu noktada. Bir an önce bitmesi isteniyor diye çok dillendiriliyor ama ben hala sene başında hocam cümlenizin biraz başındayken bir virgül koymak zorundayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sürdürülebilir tarım ve tarımda markalaşma temasıyla Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın konuşmasıyla başlıyor. Dinliyoruz. Evet, sürdürülebilir tarım ve tarımda markalaşma temasıyla Ziraat Bankası'nın gerçekleştirdiği Tarım Ekosistemi Buluşması Programı başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor olacak diyelim. Hocam yarım kalmıştı sözünüz Volkan Hocam. Buyurun, isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki de aslında bayağı sonuna gelmiştim. En nihayetinde hedef olarak %2'yi koymuş durumda FED. Şu anda hala biz 3.4'leri görüyoruz. Yani sapma olarak bakarsanız %70'lik bir sapmadan bahsediliyor. Yani 3'ün altını görmeden herhangi bir harekette bulunacağını ben FED'in beklemiyorum. 3.4'ten 3'e gelmek de bu sene sonunu bulacak gibi gözüküyor şu andaki açıklanan rakamlara baktığımızda ilk 4 ayın rakamları o tarafta da işin çok iyi gitmediğini gösteriyor. Fed'in projeksiyonu açısından tabii iyi gitmediğini söylemek mümkün. Evet. Hakan Güldağ, sizin de değerlendirmenizi alabilir miyiz? ABD enflasyonu nasıl etkileyecek Fed'in kararını? Yani hocama katılıyorum. Zaten Powell'ın kendisi de ya siz şimdi benden indirim bekliyorsunuz ama öyle hemen indirmeyeceğim diye açıkladı. Değil mi hocam? Öyle hatırlıyorum açıklamasını da. Ama önemli bir gelişme. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon ve faiz meselesi hep böyle birlikte değerlendiriliyor. Çekirdek enflasyon da çok uzun zamandır pek bir kıpırdamıyordu. Hep yukarıda kalıyordu enflasyona
genel yani manşet enflasyona göre, TÜFE'ye göre, yani işte çekirdek enflasyon, enerji ve gıda hariç enflasyon, o nereye gidiyor? Hep ona da bakıyor uzmanlar. 0,3 yani binde 3 olarak açıklandı. Bir önceki ay 0,4'tü. Gene 0,4 kalır diye bekleniyordu ama 0,3 gelince piyasalarda herhalde faiz indirimleri de gelir beklentisi oluştu. Çekirdek enflasyon da 0,3 çıktı, aynı çıktı manşet enflasyonla ve böylelikle de 6 ayın ardından ilk kez bir yavaşlama göstermiş oldu çekirdek enflasyon. Piyasanın buna bu kadar önem vermesinin de bir nedeni bu. Yani çekirdek enflasyon da aşağıya doğru geliyor. Herhalde artık enflasyonla mücadeleye başarıya doğru gittiğini Fed de inanır. Bunu da bir fırsat bilir ve indirimlerine başlar beklentisi şekillenmişti ama Powell'ın, ben de hocamın söylediği gibi, öyle hemen bu işe hevesli olmadığını zaten kendisi de ifade etti. Bir süre daha alır. Yani böyle Haziran'da beklenmiyor en azından. Öyle diyelim. Mustafa Bey, bununla ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Bizim açımızdan pozitif yönde ilerliyor gibi gözüküyor. Neticede Amerika hapşırınca hepimiz nezle oluyoruz. Hatta başkaları nezle oluyor, biz grip oluyoruz. Yani biraz daha fazla bizi etkiliyor. Bizim tabii bulunduğumuz yerde cereyan yapan bir yer, tabiri caizse. Bir tarafta savaş, bir tarafta istikrarsızlık, bir tarafta Amerika'nın yani düşman bellediği iki tane büyük şeytan, tırnak içinde, onların ifadesiyle nereye düştük ya filan dedirten çok zaman yaşadık yani biz burada. O yüzden cereyan yapıyor diyorum. Bizim iyileşmemiz de biraz uzun sürüyor. Hep söylediğim bir şey vardır. Yani ben de bunu tabii elbette benden öncekilerden öğrendim de. Ya bu coğrafya öyle bir yer ya. Burada biraz daha, herkesten biraz daha fazla marifetli olacaksınız. Herkesten biraz daha fazla marifetli olacaksınız. Şimdi geçen birisiyle konuşuyordum. Önemli bir kuruluşumuzun başındaki isimle. Dedim ki ya bu Türk Hava Yolları'nın genel müdürünün maaşını biraz dile doladılar filan. Sonra tabii herkes dedi ki ya dünyanın başka yerlerinde bu şirketin onda biri kadar olmayanlar, onda birinden daha az yerlere uçanlar, toplam kilometresi zekatına var mı varmayacak olanlar, onun iki katı 10 katı maaş alıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz kardeşim dediler. Şimdi dedim ki bizdeki bir de bunlarla uğraşarak o maaş hak ediyor. Yani normalde işte atıyorum Türkiye'nin içerisinde işte bütün masrafları dövizle yapıp TL ile bilet satarak önemli ölçüde bu şirketi ayakta tutuyor. Öbürü neyle masraf ediyorsa onunla para topluyor. Şimdi o yüzden bizimkinin aslında onlarınkinin 10 katı olması lazım. Çünkü son tahlilde hani işi siyasetten arındırdınız da ne kadar ekmek o kadar köfte dediniz de, yani emeğin karşılığı, yapılan işin, alınan sorumluluğun karşılığı diye baktığınızda ki akıllı adam olmak ve akıllı olmak biraz bunu gerektiriyor. Namuslu olmak, dürüst olmak bunu gerektiriyor. Öyle baktığınızda bizim durumumuz bu. Herkesten daha fazla, daha farklı, daha riskli, daha zorluk bileşenleri fazla olan işlerle uğraşmak zorundayız. Bunu başardığında herkesten daha iyi oluyorsun ama. Biz henüz bunu başardığımızda herkesten daha iyi oluyoruz kısmına gelemedik. Biz de yani ekonomide de, ekonomi anlamında söylüyorum, bunu başardığımızda herkesten daha iyi olacağız. İnşallah. Evet. Ama işte onun için de biraz o mazeretleri aza indirmemiz lazım. Evet. Şimdi Volkan Hocam, bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri de tasarruf tedbirlerinin açıklanmasıydı. Cumhurbaşkanı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Artık yürürlüğe girdi bugün itibariyle. Şimdi tabii eleştiriler de var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylediği bir şey var. Bu başlangıç, devamı gelecek. Dolayısıyla aslında bu eleştiriler biraz yapıcı anlamda da iyi oluyor diye Mustafa Bey'le ilk açıklandığı günde çok konuştuk. En çok eleştiriler
gelen yönlerinden biri de işte 3 yıllık bir paket olması, 3 yılı kapsayacak olması. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya dair açıklaması var. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. Kamuda tasarruf kültürü kurumsal bir niteliğe kavuşturularak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız ifadelerini kullanıyor. Şimdi hem eleştirilerinizi nasıl bulduğunuzu soracağım. Yeterli mi sizce paket? Ne kadar bir katkısı olacak? Mehmet Şimşek'in yine bir açıklaması var. Tasarruf paket rakamı yaz sonunda duyurulacaktır diyor. Sizce nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Buyurun. Şimdi biraz aslında ben bu olayı tersten bakıyorum. Yani bütçe içerisinde baktığınızda 11 trilyon içerisinde 100 milyarlık ilk paket, yani yaklaşık %0.8'lik bir orandan bahsediyoruz. Böyle bakıldığında çok ufak gibi düşünülüyor, ama diğer taraftan da işte biraz önce tarımla alakalı süreç araya girince bir taraftan tekrar kontrol ettim. Tarıma bizim tüm 2024 yılı için ayırdığımız destek bütçede 378 milyar lira. Yani tarıma verdiğimizin dörtte birinden fazla bir paydan bahsediyoruz. Kaldı ki sanayiye de bu oranda bir paydan bahsedebiliriz rahatlıkla. Bu açıdan çok ufak bir paket değil. Ha, kamu tarafını hızlıca düşürebilir misiniz? Şimdi geçen sene sonunda yapılmış bir bütçeden bahsediyorsunuz. 2023'ün sonunda bir bütçe yapıldı. Siz tabiri caizse şu anda aslında lirayı geçerken at değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu çok kolay değil süreç içerisinde ve hemen yapılabilecek bir iş değil. Bu konuda net olmak lazım. Artı ister istemez şimdi bizim bildiğimiz bir husus var. Kamu harcamaları çarpanı diye bir unsur var. Yani siz kamu harcamalarını evet azaltabilirsiniz. Azalttığınız sürece bu toplam talebi de düşürecektir ve toplam talep tarafında enflasyonla mücadele konusunda ciddi avantajınız olabilir. Bütçe açığının finansmanı konusunda tabii ki de bunun ciddi faydası olacaktır. Ama bunun da gelebileceği minimum bir nokta var. Onu da atlamamak lazım. Yani kamuyu tamamen işlevsiz hale getirebilecek şekilde tasarruf etme şansı yok. Artı çok ciddi miktarda azalma diğer taraftan büyüme üzerinde de olumsuz etkiler yaratacaktır. Bunu bu şekilde bakmak lazım ve de dediğim gibi biraz beklemek lazım. Yani bu bugün yürürlüğe girdi, yarın piyasada beklentilerimizi karşılayacak bir etkiyi görecek miyiz sorusunun cevabı. En az herhalde işte araçların azaltılması vesaire süreçler artı bu memurların sayısının belli bir noktada kalması vesaire gibi unsurlar var. Mesela bunların da tekrar bir tadil edilmesi gerekecek. Yani biz evet ilk başta çok olumlu gibi görüyoruz buradaki gelişmeleri. Ekonomi tarafında olumlu gibi. Ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye'nin %1'lik bir nüfus artışıyla bile her yıl 800 bin kişilik bir iş gücü geliyor arkadan. Artı işte emniyet tarafında, milli eğitim tarafında ciddi iş gücü ihtiyacı söz konusu olabilir. Dolayısıyla 3 yıl boyunca sadece emekli olanların yerine bir alım yapılması belki mümkün de olmayacak. Dolayısıyla şu andaki ilk paket bu. Aynen Şimşek detaylı olarak bunu defalarca mükerrer defalarda dile getiriyor. İlerleyen süreçte tekrar revize edilecektir bazı unsurlar diye düşünüyorum. Bu noktada. Hakan Güldağ, sizin de alalım değerlendirmenizi. Pazartesi açıklandı ama bizim için önemli yorumlarınız, buyurun. Tabii yani bu arada çeşitli yerlerdeydim de. Mesela Eskişehir'deydim. Hı-hı. Sanayi Odası'yla bir toplantımız vardı. Celalettin Kesikbaşı'nın da kulakları çınlasın. OSB Başkanımız da Nadir Küpeli de oradaydı. Şimdi yani onlarla da sohbet ettik. Biraz hani sanayici reel sektör gözüyle doğrusu beklenen şeyi yaratmadı. Beklenen ya enflasyonla mücadele ediyoruz. Kamuda tam anlamıyla bu işin arkasına geçti. Hakikaten bu tasarruf paketi çok iyi oldu
gibi bir duyguyu yarattığını görmedim, gözlemlemedim. Sahada böyle bir duygu yok. Bilmiyorum Kartoğlu'nun bu konudaki gözlemleri nedir? Artı bana göre, yani şimdi zaten 100 milyar lira da telaffuz edilmedi. Hep bir takım hesaplar yapıyoruz. Rakam telaffuz edilmemesi de burada bence önemli bir eksiklik. Sayın Şimşek de bunu orta vadeli programı yaz sonunda tekrar bir değerlendireceğiz, evet, gözden geçireceğiz. O sırada bu rakam da paylaşılabilir diyor. Önemli, kendisi önemli. Cevdet Yılmaz'la Mehmet Şimşek'in kamuoyunun karşısına çıkıp da biz tasarruf edeceğiz demesi de önemli. Ben çok örneklerine rastlamadım doğrusu önceki dönemde, hafızam beni yanıltmıyorsa. Hep genelgelerle halledilmeye çalışılan işlerdi bunlar. Ya bu bir niyet beyanı olarak önemli. Ama o bir rakam verilmemiş olması bence, mesela kamu özel sektör işbirliklerine çok da fazla, yani çok değil, hiç değinilmedi. Yani biraz beklentiler oralarda da vardı. Acaba Türkiye'nin yani enflasyonla mücadelesi, ekonomisinin kolay da olmayan bir dönemde geçtiği bir yerde başka destekler de gelebilir mi? Çünkü bunların da önemli bir paraya para çektiğini biliyoruz. Onun ötesinde kamu ihaleleri tarafında, yani yasada belki gündeme getirilebilir ama yasadan çok biliyoruz ki orada bir takım ciddi tasarruf ihtiyaçları var. Yani nedir? Ya birisi alıyor ihaleyi, ondan sonra neredeyse ertesi günü bir başkasına devrediyor. O bir başkasına devrediyor. Ya demek ki burada bayağı bir kazanılacak para var. Yani buradan da tasarruf edilebilir. Bu sistemin kendisi de bir gündeme getirilebilir. Böyle temel konular var. Asıl yani bu tasarrufların büyütülebileceği alanlar var. Mesela cari tarafta da, ki bütçenin %35-40'ı hep cari taraftadır. Cari transferler, ödemeler vesaire filan. Şimdi burada da hiçbir hareket yok. Halbuki işte bir takım düşünce kuruluşları vesaire bunu tartışıyorlardı öncesinde. Yani %7 orada imkan var, bunu azaltma imkanı var gibi tartışmalar vardı. Yani sanki böyle biraz işte biraz araç satacağız, yeni insan almayacağız, müteahhitlerin de işlerini durdurduk noktasını çok aşmayan bir paket oldu. Zaten müteahhitlerden de biraz tepki geldi. O zaman siz de bize bu ihalelerden, bu projelerden vazgeçme hakkı verin diye. Çünkü durduğu zaman o da bir şey alamayacak. Yani bence sokakta, sahada beklenilen etkiyi yaratmadı. Arkasına da gelen köprü ve otoyol zamları da doğrusu tamam biz bir taraftan bunu yapıyoruz ama bir taraftan da 15 liradan 24 liraya çıkartıp köprü ücretini ne yapmaya çalışıyoruz sorusunu sordurtmuştu. Onu da ifade edeyim. Çünkü yani konuşulacak çok şey var ama ben sahada çok etkili olduğunu görmedim. Hocamın dediği gibi belki yeni adımlar gelir. Çok kısa vadede de geleceğini düşünmüyorum. Ona ilişkin bir senaryom var ama belki sonra konuşuruz. Tamam, o senaryonuzu sormadan önce Mustafa Bey'e, sahada böyle bir gözlemim yok dedi Hakan Güldağ. Yani sanki böyle çok etkisi olduğuna şöyle, dair biz, burada asıl mesele daha önce de söylediğimiz bu işler hani konuşulurken edilirken geçen senenin Ağustos'unda bu açıklamanın yapılması için hazırlıkların yapıldığına dair ilk bilgiler üzerine konuşurken, ondan sonra da bunun geciktiğini falan da söyledik de asıl meselenin burada kamunun tasarrufa niyetinin olup olmadığının bir ortaya konulması olduğunu, son tahlilde yani tasarrufun rakamını büyütmekten daha kolay bir şey yoktur. Hani bilirsiniz işte iki tane hesap yapılır bir yerde, bir şey köprüler yapılırken konuştuk ya onu. Denir ki mesela bu köprünün yapımı işte Türk ekonomisine bilmem şu kadar milyar dolar katkıda bulunacak. Nedir bu? Efendim oradaki işte egzoz emisyonunu sayarsınız, buna harcanan benzinin, mazotun, geçen araçtan payını, arabaların yıpranmasından kaynaklanan payı koyarsınız üzerine, etrafın kirlenmesinden dolayı
çevredeki tarım alanlarının üretimindeki azalma veya artıştan bir şey koyar falan. İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz bunu yani. Ama sonuçta pratik faydası nedir? Kilometre, yakıt, tamam mı? Ve bölgede yarattığı katma değer. İşte sanayi sitesindeki fabrikalarına, Çanakkale mesela uçtu gitti yani sanayi siteleri falan. Yer bulunmuyordu ben en son sorduğumda. Şimdi bunlardır asıl faydası yani ölçülebilir faydası. Diğerleri toplam fayda, evet. Şimdi burada ben doğrusu en çok neydi hepimizin de beklediği o zaman da konuştuğumuz kamuoyunda araç bana çok göze batıyor. Dolanıyorlar herkesin gözünün önünde. Yoksa aslında eleştirenler de aynı arabaları kullanıyorlar. Yani siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin makam araçları şey mi? Hani adını vermekte sakınca yok. Tofaş mı? Değil. Hepsi aynısını kullanıyor. Peki efendim, bu bir siyasi parayı nereden alıyor? Hazineden. Hazine yardımı, seçimde teşkilatlara falan dağıtılması gereken paranın önemli bir kısmı arabalara gidiyor. Geçen eski CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı oradan görüntü paylaşmış. Binanın önü işte o CHP'lilerin eleştirdiği arabalarla dolu filan. Şimdi dolayısıyla asıl meselemiz şu. İşte makamlar, makam araçları, odalar vesaireler filan. Buralarda makam odalarının bir manası yok. İstediğiniz kadar Mustafa tasarruf Bey, edin. Mustafa Bey, çok kısacık bölüyorum. Yok, bir şey olmadı. Hayır, sadece Volkan Hocam'ın ayrılması öyle gerekiyor. Hemen bitireyim mi? İki laf daha alacak mıyız yoksa olacak mı? Yani aslında konut satışlarına dair veriler geldi. Onu sormak istiyordum ama çok da az vaktinin kaldığını öyle biliyorum. Mi? Evet, o yüzden. Hocam, yani değerlendirecek vaktiniz varsa sorayım ama tamam, yoksa... Tamam, peki ben o zaman noktalı virgül koyuyorum. Sağ olun Mustafa Bey. Yani hocam, konut satışları geldi Nisan ayında %11,8 azaldı görülüyor geçen yılın aynı ayına göre. İpotekli satışlarda çok ciddi tabii ki bir azalma var, %67,5. İsterseniz kısacık değerlendirmenizi alıp öyle bırakayım, çok vaktiniz de yok biliyorum, buyurun. Çok teşekkürler. Bu da aslında bu beklenen bir iş. En nihayetinde faiz oranlarının ciddi yükselmesi buradaki süreci azalttı. İpotekli satışta özellikle bahsettiğiniz gibi %70'e yakın düşmüş olması tabii ki de krediye ulaşmaktaki zorlukla alakalı. Ama bu bir taraftan istenen şey miydi piyasa tarafından diye düşündüğümüzde buna da hayır demek çok mümkün değil. Çünkü özellikle biz pandemiden beri yaşanan 4 yıllık süreçte ciddi bir artış gördük konut fiyatlarında. Dolayısıyla bu konut fiyatlarındaki artış tabii ister istemez yatırım olarak da ciddi değerlendirilmesi noktasında karşımıza çıkmıştı. Ve bu konut fiyatlarının artışı kira tarafını da ciddi arttırdığı için çokça konuştuğumuz konulardan biri haline gelmişti. Yavaş yavaş burada piyasanın dengeye gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Tabii işin müteahhitlik tarafında olanlar bu işten çok şu anda memnun değiller. Onlar tabii maliyetlerinin yükseldiğini ve bu ortamda kar etmenin gitgide zorlaştığından dem vuruyorlar. Ama ister istemez Mustafa Bey dediği gibi toplam fayda açısından baktığımızda bir miktar konut satışlarındaki talebin azalıyor olması arzla da birlikte dengelenecek ve hepimizi bir miktar rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü işte kira konusunda ben de %25'lik sınır olmasına rağmen ev sahibimle yakın zamanda %200-250 artış kavgası yapmak durumunda kaldım birçoğumuz gibi. Dolayısıyla bu sürecin artık sona gelmesi noktasında faydası olacaktır diye düşünüyorum. Hepimizi rahatlatacak bir süreç. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel, değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Saygılar. Ben o cümleyi kaldığım yeri şöyle tamamlayayım. Evet, onu tamamlayalım. Çünkü ben o kısmında Hakan Gül'den o vakit olursa senaryodan şunu bahsederiz kısmını da şimdi soracağım. Şimdi bu işi hani yani lüzumsuz harcama kısmını, lüzumsuzsa söndürden bir ileriki aşamaya taşıması işareti bizim için, benim için en azından o önemliydi. Burada benim fark ettiğim şey hani ya bir şey çıkmadı, uğraştık da neyi tasarruf edeceğiz kardeşim gibi bir durum ortada yok.
bu konuda çok ciddi bir adım ve somut sonuç getirici kısımlarından başladı diye görüyorum. O yüzden çok kıymetli buluyorum. Eleştirilerimin hepsi bu kıymetin üzerine bina edilen eleştiriler, evet. Yalnız. Örneğin yazılım kalemini vurgulamıştınız. Tamam, onların hepsi söylenebilir ama var olanı da çok kıymetsiz bulmamak lazım. Ama bir de burada unsuru var. Mehmet Şimşek'in bir ölçülebilirliğe ve kurala verdiği değer var benim görebildiğim. O yüzden de ölçülebilir sonuçlar vermeye başladığında rakamları açıklama kararını yerinde buldum. Ha, orada rakamlar istediğimiz gibi olur ya da olmaz. Ondan sonra daha mı fazla sıkılacak, biraz rahatlatılacak mı? Ona sonradan bakılacak ama bir o. İkincisi, bu kadarı da ekonomi için yeterli gibi görülüyor olabilir ama asıl Mehmet Şimşek'in o ölçülebilir bir mekanizma, bir formül oluşturulması, kuralcılığa dayalı olmasını önemsedim. Çünkü şeyden bahsederken de programdan Hakan daha iyi bilir. Hep şey söylüyor. Kurallı, ölçülebilir. Kurallı, ölçülebilir. O yüzden burada da biraz o anlamda kurallı, daha çok ölçülebilir bir yöntem denemiş. Yoksa şunu yapacağız, bunu yapacağız deme konusunda siyasetçilerin ağzını tutan hiçbir şey yoktur. Oraya 200 tane şey yazardı. Vay falan dedirtirdi. Sonra olduydu, olmadıydı. Ondan sonra bakılır. Önce biz bir algıyı yaratalım da. Ama Mehmet Şimşek öyle yapmıyor. Ben bu işi biraz da o işin o tarafına bağlıyorum. Buyurun Hakan Gültan. Yani şöyle, ben yani önemsiz demiyorum. Bence de önemli. Tabii. Üstelik de çıkıp açıklanıyor olması da önemli. Yani çünkü hakikaten daha önce çok fazla görmedik bu tür yaklaşımları. Bir niyet göstergesi var. Ama sahadaki etkisine bakıyorum ben. Yani sonuçta bizim de gazeteciler olarak bir gözlem yapmamız lazım. Bu nasıl bir hava verdi insanlara? Kamu gerçekten bu işi arkasında havasını ben çok alamadım. Onu ifade etmek istedim. Senaryomda kısaca şu. Ben geleceğini düşünüyorum. Daha önemli şeylerin, konuların gündeme geleceğini düşünüyorum. Doğru, bu ben de. Savurgan tarafınla ilgili de, çünkü iş dünyasında bu sorular var. Yani muhtemelen sadece iş insanları olarak da bakmıyorum iş dünyasına. Yani yöneticiler vesaire, kurumların temsilcileri, pek çok insan var. Olup biteni gözlüyorlar ve orada işlerin doğru gidiyor olması, oranın bir kontrol altında olması, daha doğrusu altına alınması, o insanlara belki işte şimdi bir takım yorumlar yaptı, aslında merak ediyordum, belki biraz daha derinleştirir Kartoğlu yorumlarını, bu Ayhan Bora Kaplan meselesindeki gibi. Yani bir mücadele varsa onu insanlar hemen özümsüyorlar. Diyorlar ki tamam, yani buraya bir el atılmış arkadaş. Yani buradan bir takım sonuçlar bekleyebiliriz. Onun için mesela bu ihale tarafını filan gündeme getirdim. Çünkü ana rakamlar oralardan gelir. Niye sonra gelir diye düşünüyorum. Şimdi yani bana göre ilk yarıda enflasyonu mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyor ekonomi yönetimi. Buna çok konjonktür, yani şu andaki gidişat çok müsaade etmiyor ama elinden geleni yapıyor. Fakat mesela bu kamu bence bazılarını da yanlış değerlendiriyor. Köprüdeki diyelim köprü zamlarının sadece 10.000'de 5 etki edeceğini hesaplıyor Sayın Şimşek. Matematik olarak doğru olabilir ama insanların algısında bu öyle gerçekleşmiyor. Şimdi ilk yarıda bir kamu personeline, kamu çalışanlarına ister istemez bir enflasyon farkı ödenecek. Emeklilere de ödenecek. Bu şimdi çok yüksek bir rakam olursa o zaman asgari ücret meselesi kolay atlatılmayacak. Çünkü oraya zam yapmak istenmiyor. Bu enflasyonla mücadele açısından. Ama kamu personeline zam yapacaksınız, emekliye zam yapacaksınız. Belki emeklilere kimsenin sesi çıkmaz ama öbür taraftan asgari ücrete yapmayacaksınız. O zaman bu bir
dengesizlik yaratabilir. Bu dengesizlik de biraz toplumsal bir hoşnutsuzluk da yaratabilir. Bu da iş gücü, işte barışı, iş barışı filan gibi konularda bazı problemleri gündeme getirir. Bunun olmaması adına bence mümkün olduğunca yönetilen, yönlendirilen fiyatlar denilen bu kamu zamlarını erteliyor ekonomi yönetimi. Yoksa bize zaten demişlerdi, yani bir seçimden sonra bunlar yapılacak. Merkez Bankası da söylemişti. Elektrik zammı, doğalgaz zammı vesaire. Ama onları biraz öteliyor ki belki Temmuz sonrasına bırakacak. O bütün ayarlamalar yapıldıktan sonraki bir döneme bırakacak. Ve o sırada bir kamuda daha farklı bir tasarruf tedbiri bu yaz sonundan itibaren devreye alınacak. Çünkü burada da bir denge ihtiyacı var. Yani kamunun da bu işin içinde olduğunun farkına varılmasının isteniyor. Yani belki de denecek ki benim senaryoma göre, ya biz bu paketi açıkladık. Bakın önemli de oldu. Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de biz enflasyonun düşüşünü görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Şimdi bu süreci güçlendirmek adına işte mecburen, çünkü bir takım zamlar da yapılmak durumunda kalınacak. O adına bunu da dengelemek için biz şimdi bir kamuda tedbirlerimizi de daha da sıkılaştırıyoruz. Şu konulara da biz eğildik. Buralardan da şöyle bir tasarruf bekliyoruz diye belki rakamlı vesaireli bir şey o zaman da açıklanacak. Ben biraz böyle sezdim diyelim. Yani bir ekonomi gazetecisinin bir sezgisi, o sezgiden de bir senaryo yaptım kendimce. Yani ben daha çok bu tür tedbirleri Ağustos'tan sonra bekliyorum. O zaman daha netleşecek bu tedbirler diye düşünüyorum. Ki hatırlarsanız aslında bu tasarruf tedbirleri bakımından da Sayın Şimşek'in ilk açıklaması ikinci yarıya bıraktık yönündeydi. İkinci yarıda yapacağız yönündeydi. Ama biraz bu şeyler de, beklentiler de yukarıya çıktığı için böyle bir paket açıklaması yapıldı. Önemli ama hani turbun büyüğü heybede gibi geliyor bana. Daha bu kamu tasarruf tedbirlerinin biraz daha artarak devam edeceğini göreceğiz. İhtiyaç da var mı? Var. Çünkü bu enflasyonla mücadele böyle çok uzatılabilecek bir şey değil. Evet Mustafa Bey, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Konuta geçelim mi? Yok, geçelim. Evet, konut satışlarına geçelim. Konut satışlarında şimdi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %11,8 azalma var. İpotekli satışlarda biraz önce Volkan Hocam'a sorarken de söyledim. %67,5 tabii krediye ulaşmak zorlaştığı için ciddi bir azalma var. İlk konut satışlarında %10,6, ikinci elde %12,8. Yabancılara konut satışında da ciddi bir azalma var, %50,3. Ne dersiniz Hakan Güldağ? Yani şöyle, aslında eğilim devam ediyor. Çok değişen bir şey yok. Geçen senenin rakamlarıyla karşılaştırdığımız için yani düşüş rakamları bayağı yüksek, derin geliyor. Yoksa son 4-5 aydır aslında bu eğilimi net bir şekilde beraber yayınlarda da konuşuyoruz. Bunda hocamın söylediği gibi krediye ulaşımdaki zorluk da var. Hani zorluk, gerçek anlamda zorluk, hem faizler yüksek hem de bankalar konut kredisi vermek istemiyor. Yani böyle bir şeyleri yok, eğilimleri yok. Çok düşük miktarları karşılıyorlar. Bir bu tarafı var. İki, zaten fiyatlar da yine hocamın söylediği gibi epey artmıştı. Yani pek çok insan için kredili kredisiz bu rakamlara ulaşmak, buralardan konut işine girmek zaten bir büyük bir zorluk oluşturuyor. Ama bir konu daha var. O da diyelim ki memlekette herkes finansal güçlük içinde değil. Bunların bir yatırım olarak getirebileceği faydaları görüp şu andaki düşüşten de yararlanıp bir eğilime giren, düşüş eğilimine giren konut piyasasında fırsat arayanlar da olabilir. Mutlaka vardır ama bu arada da onun alternatifi olarak mevduat faizleri bir hayli yüksek kaldı.
ve o mevduat faizlerine, Türk lirasının yani Türk lirası mevduat faizlerine yönelim ister istemez konut piyasasını olumsuz yönde etkiliyor. Yani insanlar parasını ev almak yerine bir zaman önceki o ucuz kredi döneminde olduğu gibi oraya mevduata da bir şey verilmezken, doğru düzgün bir faiz verilmezken eve ve borsaya nasıl yöneldiyse, şimdi de mevduat faizine ve yine belli nedenlerden dolayı yabancıların girişi esas olarak buradaki beklentiler ve fiili olarak da var. İşte son haftada 2.8 milyar dolarlık bir giriş oldu tahvil piyasasına. Tahvil ve hisse senedi piyasasına, ama hisse senedi piyasası 90 milyon dolarla sınırlı kaldığı için o çok önemli değil, ama tahvil piyasasına büyük bir giriş oldu. Bundan dolayı da gene borsada da beklentiler var. Yabancılar borsaya da bol miktarda para getirecek beklentisi var. Ondan dolayı şu anda mevduat ve yani mevduat faizi ve borsa daha gözde. İnsanlar yatırım yapabilecek olanlar da konut piyasasında pek fazla ilgilerini çeken bir şey göremiyorlar. Evet, biraz siz... böyle değerlendirebiliriz. Evet, o yani şöyle alternatifi ni ve beklentisini dikkate almak gerekiyor. Bu konuda işte talep, konut talebi olması gereken ya da olacak olan kişinin. Şimdi alternatifi var. Yılbaşında 3 aylık faizle 20 milyonunu, 10 milyonunu neyse 5 milyonunu bankaya koyan ne kadar? Bir %15 civarında falan, %10-15 civarında, 10 civarında bir getiri sağladı. Öyle değil mi Hakan? Çok iyi değilim 15, faiz hesabında tabii, da. Şimdi, net olarak yani net olarak 15. Çünkü yıllık faizden hesaplarsan evet, 55'leri şimdi, aynı dönemde satın alacağı konutun fiyatı o kadar artmadı. Hatta belki geri geldi. Şimdi kesinlikle. Bugün nakitle aynı evi almaya dönüp aynı nakitle aynı evi almaya kalktığında o artık o evi tekrar tadilattan geçirip içine eşyasını da alabiliyor. Bir ay önce, işte üç ay önce bankaya yatırdığı parayla. Şimdi bu ihtimal olduğunda elinde diyor ki tamam bir üç ay daha beklerim. Üste bir başka kooperatif üyeliği de satın alırım. Bir altı ay daha beklerim. Tamam burası da biraz yükselir ama son tahlilde benim param daha fazla para kazanır filan. Şimdi bu bir alternatif tarafı. İkincisi satın almak isteyeceği konutun 6 ay sonra değerinin daha da düşebileceğini düşünüyor bir de. Bakın hem parayla para kazanıp öbürünü alırken üstte cebinde para kalması var. Bir de onun değerinin düşme ihtimali var. Çünkü satışlar azalıyor, yabancılar çekiliyor. Gördüğümüz rakamlarda o. Hani bir dönem her taraf göçmen doldu. Nedir bu yabancılardan çektiğimiz fiyatları arttırıyorlar falan diyor. Şimdi önemli. Diğer taraf da eyvah fiyatları düşürüyorlar diye şimdi şikayet ediyor. Şimdi ya bütün fiyatların düştüğü yerde alıcıyla satıcı arasındaki ilişki aslında çok fazla değişmiyor. Dolayısıyla bu sürecin bitmesini bekleyeceğiz. Ya da öngörülebilir olmasını bekleyeceğiz. Faizler düşecek mi, yükselecek mi? Düşecek ve kalıcı olarak düşecek. Hatta sert de düşebilir. Aşamalarını gördüğümüzde bu sefer bir dakika madem öyle dur ben buradan alacağımı alayım. Bundan sonra artık yeni kazanç kapısına bakmamız lazım. Peki o zaman konut fiyatları yeterince düştü mü? Yoksa biraz daha geri gelir mi? Gelmez. Gelmezse ben o zaman artık beklentisi bitmiş olan artış yerine beklentisi olan, artış beklentisi olan yere doğru geçeceğim. Nereye? İşte atıyorum konuta geçeceğim. Neden? Çok düştü fiyatlar. Yeni binaların bu fiyatlara yapılması artık mümkün değil. Dolayısıyla benim bankadaki param değerini kaybederken arsadaki konutum değerini arttıracak diyebilmesi lazım vatandaşın ki bir yer değiştirsin. Bu arada bir denkleminde bir unsur daha var. Biz TL varlıklarının da değerleneceğini öngörüyoruz. Öyle değil mi Hakan? Evet. Önümüzdeki dönemde. Şimdi ne demek? TL varlıkları değerlenecekse o zaman TL varlık son tahlilde insanların TL varlıkla gideceği bir yer var.
konut veya arsa. Bizim hani döviz varlığıyla döviz bazında varlığımızı korumamızın iki yolu var ya. Ya döviz alıyoruz ya altın alıyoruz. Evet. TL varlığımızda da bunu alıyoruz. Eğer faizler düşerse işte o zaman konut piyasası, arsa piyasası canlanır. Ne kadar bir yere ne kadar fazla talep olursa orada da o kadar fazla üretim olur. Evet. Benim gördüğüm müteahhitler de onu bekliyor. Çünkü ben konusuna devam etmek istiyorum. Size soracağım bir şey var Hakan Güldağ da size de. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK-YPG'li teröristle Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler için hiçbir yer güvenli değil başlığıyla bu paylaşım gerçekleşti. Evet, 7 terörist. O başlık önemli zaten bizim için sayıdan daha önemli bir şeydir o başlık. Teröristler için hiçbir yeri güvenli, onlar açısından güvenli bırakmamak lazım. Bu yurt içinde de bu böyle. Ve yurt içinde de her alanda bu böyle. Teröre destek verdiğinizde bir şekilde bunun karşılığını, cezasını görmelisiniz. Siyasette de, toplumsal hayatta da, çetecilikte de, şunda da, bunda da. Geç kalırsa, geç kalan adalet, adalet değildir. Bunun hesabının sorulmayacağına dair cezasızlık algısı oluşturursanız, siyaset de bunların bir kısmına sahip çıkarsa, geçmiş olsun. Ondan sonra işte böyle debeleniriz biz. Evet, bu kadar. Bu kadar söyleyecekleriniz. Biz konuttan devam edelim. Aynen, konuttan devam edelim. Şimdi ben konutla ilgili şunu soracağım. Hakan Güldağ, sanıyorum 2 hafta önce yoktunuz siz. Üzeyir Doğan vardı. Hatta işte o meşhur katmer konusunu konuştuğumuz arkanızdan gündü. Arkanızdan konuştuk sonra. Evet. Şimdi konuta dair dedi ki 5-6 ay sonrası için artık yani hani sattığınızda yerinize asla koyamayacağınız fiyatlar olacağını düşünüyorum. Benim en büyük endişem konuta dair demişti. Sizin konut fiyatlarında işte hani hep konuşuyoruz, bir balon vardı. Şimdi fiyatlar geri çekildi. Olması gereken seviyeye geldi diye. Siz 5-6 ay sonrası için böyle bir senaryonuz, korkunuz, endişeniz var mı? Şöyle Üzeyir Bey haklı. Şimdi Sayın Kartoğlu'nun da ifade ettiği şeye de ilave olarak da söyleyebiliriz bunu. Şimdi bir müddet sonra faizler bir düşüşe geçecek. Çünkü enflasyon düşecek. Muhtemelen biz Temmuz'da 60'ın altını görebiliriz. Enflasyonda. Ağustos'ta 50'nin altını görebiliriz. Eylül'de 45'in altını görebiliriz. Böyle gidecek. Bu o zaman işte 45'in altını filan gördüğümüz noktada herkes şunu sormaya başlayacak. Ya politika faizi 50, enflasyon 45. Bir sene sonraki, 6 ay sonraki enflasyon beklentileri 35, 30, 25 neyse böyle beklentiler. Biz niye bu kadar yüksek faiz veriyoruz? Niye bu politika faizi 50'de kalsın ki olacak? Ve bu ister istemez Merkez Bankası'nı da, Fed gibi Merkez Bankası biraz daha böyle ya bir o kadar kolay değil, bunu hemen konuşmayalım, enflasyonla mücadelemiz sürecek vesaire filan, bunun için önemli dese bile ister istemez bu bizim gündemimize gelecek. Bunun işaretlerini biz bankalardan almaya başladık bile. Yani mevduat faizleri düşüyor. Mevduat faizleri politika faizinin altına geldi. Kredi faizleri de yani mevduat faizleri kadar hızlı olmamakla beraber onlarda da bir gerileme var. Biz şimdi bu sinyalleri daha fazla alacağız. Benim görüşüm, benim senaryom o yönde. O zaman işte iki şeyle birden karşı karşıya kalınacak. Hakikaten şimdi bir, İnsanların gözü yeniden ya mevduat faizleri de düşüyor. Kredi faizleri de düşmeye başladı. Krediler de alınabilir filan noktasına geldiğimizde o zaman piyasaya çıkan, konut piyasasına çıkan alıcılar bir şeyle karşı karşıya kalacaklar. Ya bir süredir konut piyasası çok sıkıntılı olduğu için yeni proje yok. Yeni proje yok. Mevcut bir şeyle konut piyasası yani konut adediyle
karşı karşıya kalacaklar. O zaman da konut piyasasında satıcı konumda olanlar fiyatları yukarıya çekecekler. Bu hareketten önce hareket edip de, yani bu önce davrananlar maalesef Yüzeyir Doğan'ın söylediği problemi yaşarlar. Yani o zaman da konutlarını ucuza diyelim tırnak içinde, yoksa deve bir akçe, deve bin akçe, yani evet. Neyin ne zaman önemli, kaç para olduğu sizin ihtiyaçlarınıza göre belirlenen bir şey. İhtiyacınız vardır, o an için bir akçedir, bir akçeye de verir, işinizi görürsünüz, o ayrı mesele. Ama genel olarak durabilecek olanlar, ya ben şimdi bir ara oldu o dönem bence şimdi artık geçiyor. Yani ne oldu? İnsanlar evini satıp aldığı parayı TL faize, altına, borsaya soktular. Çünkü baktılar ki konut piyasasında bir yukarı inmelenme bir süre gelmeyecek, belki bir sene gelmeyecek. O zaman biz bu tarafa gidelim dediler. O hareket oldu. Ama şimdi tersi yönde bir hareketi yaşayacağımız bir sürece giriyoruz. Ve projeler de fazla bu dönemde olmadığı için, evet hala etrafta inşaatlar görüyoruz. Yani yeni inşaatlar görüyoruz. Ama bunlar eski yoğunluğunda değil. Onu da gözlemleyebiliyoruz. O zaman sınırlı bir piyasada fakat yeniden bir yatırım aracı olarak bir değer kazanmış bir piyasaya giriş belki fiyatları beklenenin de üstüne taşıyabilir. Böyle bir durum var. O aynı zamanda yabancıların girişini de belki öncesinde, biraz öncesinde, eğer yatırım için alanlar varsa, vatandaşlık için alanların da bir kısmı zaten yatırım amaçlı da bunu kullanıyorlar. Orada da bir hareket görebiliriz. Orada da bence öncü sinyal o taraftan gelecek. Şu anda bu kadar zannediyorum %51 dediniz. Yani böyle yarı yarıya filan düşmesi satışların. Nedeni çok belli. Çünkü yabancı geliyor. Burada hem 250 binden 400 bin dolara çıkartıldı vatandaşlık, ama onun ötesinde 400 bin dolara aldı bir yeri. Fakat bakıyor ki hiç kıpırdama yok piyasada. Hatta şimdi herkes ne diyor? Dolar değerlenmeyecek, Türk lirası değerlenecek. Bu adam dolarla yatırım yapmış. O dolarla değerlenmeyecek bir şeyi niye alsın? Yani şu anda onun denklemini kuruyorlar akıllarında. Ama bir müddet sonra hem dolarda biraz daha yukarıya ya da genel olarak kurlarda biraz daha yukarıya çıkışı görecekler. Hem de baktıklarında piyasada dolar karşılığı olarak evlerinin fiyatlarının artacağını da görecekler. O zaman orada da bir hareket başlayabilir. Yani biz kendimize biraz oraları kerteriz alabiliriz Elif Hanım. Orada bakalım nasıl bankalar, eğer mevduat faizini aşağı çekmeye başladıysa, kredi faizini aşağı çekmeye başladıysa, mutlaka Merkez Bankası bir şeyler yapacaktır gene, zorunlu karşılıkları falan. Çünkü orayı yönetmek çok hassas bir denge istiyor. Çok da aşağı gelirse mevduat faizleri, bu sefer Türk lirasına o gözünü dikmiş olan tasarruf sahibi, ya burada yeterince gelir elde edemiyorum deyip başka yere bakabilir. Mesela dövize bakabilir. Bu da çok tutuldu. Bir müddet sonra çıkar bu diye farklı düşünceler içinde olabilir. Ama şu anda dövize talep kesilmiş vaziyette. Altına talep de durgunlaştı, var hala. Yani kapalı çarşıya gidiyorum. Orada döviz sokağına da bakıyorum, altın sokağına da bakıyorum. Döviz sokağında pek hareket yok. Yani çok rutin hareketler var. Altın sokağında biraz daha hareketli. Ama orada da bir geçmişe göre bir durgunlaşma var. Şimdi bütün bu buradaki talepler azaldığı zaman, bir müddet sonra faizler düşmeye başlarsa, o sinyalleri aldığımızda konut piyasasında yeniden bir yukarıya hareketlenme biz görürüz. Bunları takip etmek gerekir. Konut piyasasıyla ilgilenenler açısından söyleyelim. Evet. Bu arada Yüzeyir Doğan'ın
kulaklarını çınlattı Profesör Doktor Yusuf Dinç de bugün yurt dışında bizimle beraber değil, ona da selam olsun diyelim. O da Üzeyir Doğan'ın bu yorumuna, evet 5-6 ay sonra artık konut alınamayacak diye daha sert onaylamıştı. Ne dersiniz Mustafa Bey? Doğru, işte o mesele zaten hani, evet, bunu tam tahmin edebiliyoruz olsun. Başka bir bahis yani, görebiliyoruz ya da seçeneklerden, ihtimallerden güçlü olanı bu, ama önemli olan bunu insanların buna ikna olması. Şimdi onu gördüklerinde ona göre bir harekete geçecekler. Şu ana kadar o anlamda piyasada bir hareket bilmiyorum, ben çok hissetmedim. Hakan daha iyi bilir yani, daha fazla muhatap halinde, ama fiyatları da doğrusu çok bilmiyorum. Yani bir işte yeni projeler kaça yapılıyor, ne yapılıyor diye. Çünkü onlar da çok mesela şunu hep görüyoruz. Piyasanın dalgalı olabileceği dönemlerde hiçbir yerde rakam görmezsiniz. Ambalajın üstünde yazmaz, ilanda yazmaz, ne bileyim projeler açıklandığında yazmaz. Evet. Ne zaman daha öngörülebilir hale gelir? Bakarsınız adam çıkar işte metrekaresi şu kadardan proje satışa çıktı falan demeye başlar. Ben şimdi şu anda süren bazı az da olsa projeler var. Bakıyorum fiyat sorunuz durumundalar. Hani söylemeye çekindikleri bir fiyatları var belli ki. O yüzden biraz tabii bunu görebilmemiz için hakikaten onların işte faiz oranları, vadeleri, metrekare fiyatları konusunda daha böyle rahat konuşabilir halde olmaları gerekir. Evet. Bir o hali görelim, ondan sonra konuşalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz ve analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.